Oyun Sancak'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Manager'in yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, artık sezon finaline az kaldı biliyorsunuz. İki bölüm, şimdi bu bölümü izleyeceksiniz. Sonra bir bölüm daha, sonraki bölüm yani cumartesi günü olacak o bölümde. Cumartesi günü canlı yayınla sezon finalini beraber yapacağız arkadaşlar. Saat 16'da, cumartesi saat 16'da. Canlı yayınla sezon finalini, yani kimin şampiyon olduğunu göstereceğiz. Kim olacak belli değil. Şimdi tabii daha sezon finaline var. Niye var? 23. haftadayız daha. Şimdi 24 oynanacak. Bu bölüm 4 maç oynayacağım. O maçlar hangileri? Kayseri deplasmanına çıkıyoruz. Birazdan Bursa ile evimizde, Galatasaray ile evimizde puan durumuna bakarsak Galatasaray ile 3 puan fark var. Kesin kazanmamız gereken bir maç. Sonra Erzurum deplasmanına gidip bu bölümü kapatacağız. Diğer bölümde ise Sivas, Göztepe, Trabzon ve Ankara Gücü ve canlı yayınla sezon finalinde ise cumartesi günü Akhisar, Rize ve Alanya ile oynayacağız. Bakalım ne olacak şimdi. Biz şu 4 maçı bir yapalım. Bursa, Galatasaray çok önemli maçlar. Onlardan 3'er puan çıkarırsak önümüz açık gibi duruyor. Hadi bakalım. Kadrom bu şekilde bu arada. Videoya geçmeden önce bir ayarladım. Kalede Berke Hasan'ın Şikir Talih, Valeo, Şener. Orta sahada Cihaz'ını bu sefer çektim. Ozan Salih Özcan yapacağım. Solda Valbuş. Sağda Barış çok güzel gidiyor bu arada. Bakarsanız beraber bakalım. Son 3 maçta birer asist. Her maç son 3 maçta asisti var bu. Arkadaşımızın Beşiktaş maçında da derbide gol atmıştı. Son 5 maçta 1 gol 3 asistle oynuyor Barış Alıcı. Elif de en sonki maçta Kasımpaşa'da, evet Kasımpaşa ile oynadığımız maça golle başlayıp 3 puanı getiren isim olmuştu. Evet, forvetli de Slimani, maalesef solda adımız sakatlığı var. Solda adı en golcü ismimiz bu arada. Slimani beklenini veremiyor. 6.72 çok kötü. Frey zaten daha kötü. Oynatmıyorum genelde. Tolga Ciğerci'ni zaten Salih Özcan gelince onu tamamen kestim. Benzia çok kötü gidiyor. Elif Elmas onu tamamlıyor. Ayev de orta seviye. Orta şeker gidiyor. Evet, artık konuştuk, bayağı konuştuk. Maç başlasın mı? Hadi gidelim. Evet. Kayseri'yi düşünürsek de Kayseri şu an sonuncu sırada, 18. Ama kadrosu gerçekten çok iyi bir kadro. Mensah falan olsun, Umut Bulut da vardı. Ve Kadir Aslad'ın da taraflar sahaya çıkıyor. İstiklal Marşı okundu. Stad full ve maç başladı. Başarılar Fenerbahçe. Puan kaybını tahammülümüz yok. Çünkü şampiyonluk için önemli virajlar. Evet, Deniz Türüş çok önemli. Çere çok iyi oyuncu. Kana Bıyık var defansa. Önemli isimler ama gel gör ki 18. sıradalar. Büyük ihtimal teknik traktörde sıkıntı var. Biz kendi yolumuza bakalım. Hadi çocuklar. Galatasaray da puan kaybetsin. İyi olur. Biz bu maçı kazanmadıktan sonra kaybetsen olur. Şimdi bir hatamız var. İstemse çift aldı. Kırmızı kart gelecek büyük ihtimal. Mustafa Öğretmenoğlu atıyor mu Kuşer'i? Attı. Kırmızı kat. Kat bu arada. Kat kat. Kırmızı kat kat. Alexander Kuşer atıldı. Kayseri 10 kişi. Hadi çocuklar. Çok rahatız. Aman. Rahatız da yani öyle değil. O anlamda rahat değiliz. Oo, Slimani'yi sıkıştırıyorlar. Şimdi Barış Alıcı. Koş oğlum oradan Şener. Ver Şener'e. Şener. Aç ortana. Şener orta. Slimani. Slimani. 1-0 öne geçiyoruz. Kayseri deplasmanında. Bravo. Bu güzel oldu işte. Evet, şunu biraz hızlandıralım. Evet, Barış Şener'i kaçtı. Şener ön direğe. Slimani'nin koşusu. Şener açtı. Slimani attı. 1 oldu. 1-0 öndeyiz. Bir gol daha atarsak rahatlarız. Bakalım. Kuşer nerede oynuyordu ya? Kanatta falan mı oynuyordu? Evet, ilk yarı 0-1. Kayseri deplasmanında 1-0 öndeyiz. Gol İslam Slimani. Valbuena 6.2 ile oynuyor. Valbuena ne oldu sana ya? Andra Ayev oyuna girecek. Artı Ozan da çıkıyor.
Jailson oyuna giriyor. İki değişiklik yaptık. Orta sahayı biraz güçlendirelim. Elif'ten bir şeyler bekliyorum. Hasan. Barış'a attı. Barış sağdan geçmedi. Şener'de şimdi top. Şener. Barış. Aç oğlum. Ver Şener'i. Şener güzel. Hadi aç oğlum. Şener açtı. Ama gelmedi. Jailson. Bu arada beIN Sports'ta izlerken Jailson'a Jailson diyorlar. Barış. Aç ortanı. Barış. Şener'e geldi. Şener. Jailson. Şut ve gol. Jailson 2-0 oldu. Yani dediğim gibi beIN Sports'ta Jailson diyorlar. Jailson değil ben. Jailson diye okunur diye düşünüyorum. Ben Jailson diyorum. Şener Jailson'a verdi. 90'a taktı. 0-2. Çok rahatladık. Jailson oyuna girdi attı. Barış. Salih Özcan'a atmak istedi. Çok kötü verdin Barış. Niye öyle? Şimdi ani atak istiyorlar ama biz geri iyi koştuk. Aman. Defansa bir hata var mı? Jesus Valeo. Real Madrid'den kiralık oyuncumuz. Güzel karşıladı. Şimdi Barış Alıcı ne güzel koş. Ne yaptın Barış? Topu iyice koştun bıraktın. Şimdi Adrien Ayew. Ayew. Ayew gidiyor. Oğlum aferin Ayew. Aç ortanı. Ayew açtı. Şimdi 3 oldu. Slimani. 3-0. Ayew de asistini yaptı. 3-0 öne geçiyoruz. Yani oyuna giren her iki isim de katkı verdi. Bravo. Jailson ve Ayew. 0-3. Yani gerçekten Kayseri'nin 10 kişi kalması bizi aşırı rahatlattı. Salih Özcan'ı çıkaracağım bu arada. Tolga Ciğerci'yi de artık ısındırma gereği duyuyorum. Zaten kondisyonu sıkıntı var Salih'te. İslam Slimani 2 gol. Şener ve Ayev'in Şener 2 asist. Bravo Şener. Barış. Jesus Vallejo. 4 oldu. Jesus Valeo. Barış çok güzel açtı kornerden. Jesus boş kaldı. Dördüncüyü de attık. Güzel. 0-4. Çok rahat geçti bu maç. Çok sevindirici. Bu arada en çok gol atan biziz ligde. 50 gol atmışız 24 maçta. 2 ortalamayı da geçmişiz. Şimdi 90 artı 3'teyiz. Maç bitmek üzere. Elif Elmas, Tolga. Tolga Kanabıyık karşıladı. 90 artı 3'ün de geçtik. 90 artı 4'teyiz. Hakem de artık maçı bitirecektir diye düşünüyorum. 4-0'la geçiyoruz Kayseri'yi. İslam Slimani gerçekten yani maç başlamadan önce çok kötü oynuyor dedim. Hocam sen ne yaptın falan yaptı böyle. 2 golü attı helal. Evet. Şimdi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyeceğiz. Galatasaray bu hafta kimle yapıyor ona bir bakalım beraber. Şimdi Bursa maçımız var 9 gün sonra. Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında. Hadi bir puan kaybı. Hadi belki. Şu an puanlar eşit 55-55. Ama Galatasaray'ın bir maçı eksik. Şimdi Galatasaray'ın sonucu belli olacak Kasımpaşa deplasmanında. Bursa 7-1'iz. Wow. Şimdi haftaya Bursa ile oynayacağız. Bursa resmen gözdağı verdi. Galatasaray'da Gary Rodriguez durmuyor. 21 maçta 13 gol 5 asist bu adam durmuyor. Puan farkı hala 3. Büyük ihtimal bizim Saraçoğlu'ndaki maçta her şey belli olacak. Yenemezsek hatta kaybedersek şampiyonluk bence hayal. Yenersek önümüz çok açık. Çünkü öne geçmiş olacağız. 3-1 yenilmiştik TT Arena'da. Burada en az 2 fark istiyoruz. Ama önümüzde bir Bursa maçı var. Dördüncü sıradalar. Çok önemli bir maç. Evet. Diğer maçlar oynanıyor. Diğer hafta. Beşiktaş yeniyor. 90. dakikada. Pepe. 1-0. Evet. Puan durumu. Galatasaray 58. Biz 55. Beşiktaş ve Konya 42 diye gidiyor. Trabzon'da maçı eksik. Yeni Malatya'yla falan filan. Evet. Şimdi Bursa maçına odaklanmak lazım. Sako çok iyi oynuyor. Bursa'da bir forvet var. Sako. Adı. İlk adını unuttum. Sako iyi oynuyor. Şu an gol krallığında birinci. Ona bir şey yapmamız lazım. Bir markaj uygulamak lazım. Onu bir hafta içi yapalım. Yiğit Han antrenmana gelmedi. Hacı sen ne yaptın ya? Sana bir ceza verelim. 2 hafta maaşından keselim.
Antrenmana gelmemek ne demek ya? Uyacaksın abi kurallara. Allah, diğer oyuncuları mı etkiliyorsun ya? Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar oynanıyor. Salı günkü Benfica. Wow. Uzatmada yenmiş. Çok ilginç maç olmuş yalnız ya. Bayern Manchester elemiş. Robert Lewandowski. Benfica genç bir takım. İyi takım. Şimdi Juventus, Dortmund, Manchester City, Atletico Madrid maçları var. O maçlara da bakalım nasıl bir sonuçla bitecek. Evet, bir duyurular da yapalım. Juventus, Dortmund eledi. City'de Atletico'yu eledi. Atletico nasıl elendi? Şimdi bu bölüm dediğimiz gibi 3 Ekim. Şu an 1 Ekim'de çekiyorum. 2 gün sonra, 3 gün sonra yayınlanacak. 4 Ekim'de Perşembe günü. Bu arada genç oyuncu adaylarına ben bakıyorum genelde de. Potansiyeli en iyi bu varmış. Oo, 15 yaşında bu adam daha. Berkant Güney. Abi sana ben imzayı attırdım. Gel sen, gel çocuğum, gel. Bir de şu Naim Kurumuş diye birisi var. Sağ açık. Potansiyeli 4.5 yıldız. Mehmet Çelik 3.5-2.5 yıldız. Yani buna attırmaya gerek yok. Evet, 2 tane oyuncu, genç oyuncu olabilir. Ne diyordum? Bu bölüm 4 Ekim'de, hemen öbür gün 5 Ekim'de 11. bölüm ve öbür gün cumartesi günü de canlı yayında saat 4'te bir final var, sezon finali. Şey ne yaptı abi Milan? 2-0 yenmiş Leipzig'i. Milan bizi eledi. Ya Yiğitan bir dur be abim. Sen şans veremem ki. Şikirtel var, Jesus Valeo var, Diego Reyes var. Bunlara yani ikisini çekip seni almak olmaz yani. Tamam, sen iyi oyuncusun. Ben seni beğeniyorum. Defans anlamında gerçekten iyi, değerleri de olan bir arkadaşımızsın. Gerçekten değerlere bakar mısınız? 19 yaşındasın daha. Yani bayağı iyi oyuncusun ama şimdi Jesus Valeo zaten kiralık. Öbür sene Yiğitan zaten benim şeylerden biri. Ne deniyor ona? Stoperlerden biri olacak. Ama bir beklemesi lazım. Jesus Valeo'da bir teklif götüreceğim. Bu arada Diego Reyes. Sana şans vereceğim hocam. Bekle bir. Biraz bekle. Şimdi Göztepe Beşiktaş. Diğer hafta başladı. Biz de Bursa'yla oynayacağız. Pazar günü Beşiktaş puan kaybetti. Pazartesi mi oynayacağız? Pazartesi oynayacağız. Galatasaray'ın da herhalde bugün maçı var, pazar günü. Biz Bursa'yı deplasmanda 3-2 yenmiştik. Aa, bugün de yok. Galatasaray'ın maçı ne zaman lan? Cuma mı oynandı? Allah, görmedim mi? Bir bakalım. Trabzon Konya maçı var. Öyleyse bağırın ulan, Fenerbahçe çok yaşa diye. Bakalım. Trabzon 1-1. Galatasaray oynamış, berabere kalmış. Ben görmedim. Kayseri deplasmanı kendisi aslında. 10 kişi kalmış 80'de. 1-1. Güzel haber. Hem de mükemmel bir haber. Bursa yenerse puan farkı sadece 1'e iniyor. Ve Saraçoğlu'ndaki Galatasaray maçı mükemmel bir atmosferde geçecek. Belli oldu. Evet, Fenerbahçe, Bursa. Ben kadroyu değiştirmeyeceğim. Slimani de 2 gol attı zaten. Şener de çok iyi gidiyor maşallah diyelim. Biraz Ozan sıkıntı yaratıyor bizim için. Neyse bakalım. Şimdi ben kadroyu bozmak istemiyorum. Maça böyle geçelim. Saraçoğlu'nda stat full değil galiba. Sako işte bu dediğim adam bu. Diafra Sako. 24 maçta 18 gol. Bakın arkadaşlar, kiralıkmış. Ren'den 10 milyon euroya almış West Ham'dan. Mükemmel ya. Bu adamı çok dikkat etmek lazım. Sako. 28 yaşındaki oyuncu. Stanko, Kemboy Koko. Ertuğrul Ersoy. Çok büyük takip ettiğim ve teknik götüreceğim bir isim. Ve artık maç başlasın herhalde. Evet, Saraçoğlu'nda Fenerbahçe, Bursa Spor. Hadi gidelim. Galibiyet yeminimizi ettik. Maç başladı. Başarılar Fener.
Valbuena'yı aslında kesebilirdim la. Unuttum bakalım. Neyse. Hadi Valbuena'yı gözümü kara çıkar. Şimdi Valbuena korneri kullandı. Dışa doğru. Salih. Bir daha çarptı Salih. Şikirtele gelmedi. Offside de yoktu orada. Ozan eski takımına karşı oynuyor. Ozan. Ozan ne yapıyorsun ya? Hasan Ali. Merkeğe döndü. Nereye Hasan Ali ya? Abi bu ne? Hasan Ali öldürürsün demin ya. Şimdi Barış Alıcı. Barış Alıcı Silvani. Offside yok. İstanbul Silvani ceza sahasını dışarı. Ooo. Foul yok mu ya? Topa müdahale de. Şener. Barış. Elif Elmas. Salih Can. Hadi oğlum. Ceza solda boşluk var. Sağda var. Şimdi Ozan vur oğlum. Vurmadı. Valbuena. Silvani. Elif Elmas. Vurun artık. Vurdu. Gol. Matthew Valbuena. Yüzünü kara çıkardı. Ceza sahasına girmeye çalışıp topu kaptırı Elif verdi. Valbuena inanılmaz olmuş ya. Evet, Valbuena ikinci gol için saldırıyoruz. Salih bomboş, Salih vurdu. Geri dönen top offside mi? Evet, offside. Alici de kurtarmıştı. Elif Elmas'ın asistinden Matthew Valbuena 1-0 öndeyiz Bursa karşısında. Şimdi ikinci gol için saldırıyoruz. Elif. Elif. Sola döndü, çok güzel Elif. Bir daha dön abim. Valbuena. Şimdi Silvani şuuuut. Mükemmel oynuyor bu adam. Valbuena'nın asistinle sol ayağıyla İslam Silimani. Dakika 16, Fenerbahçe 2, Bursa Spor 0. Yani 7-1'lik o sonuçtan sonra korkuyordum açıkçası. Yani hani gaza gelmişlerdir gibisinden. Şener açtı. Olmadı Ozan. Ozan. Ozan biliyorsunuz Bursa deplasmanında çok güzel gol attı. Haftanın golüne aday gösterildi tabii benim tarafımdan. De seçilmedi. Solda da seçilmişti. Haftanın golü neydi bu arada? Oy atın arkadaşlar. Bu arada bir sevgili gol. Kendi Koko. Lato Lovisi. Offside. Saka Atlam Offside. Bu Saka'yı biz şey uyguluyor mu? Zayıf ayak. Pres uygulayalım. Pres uygulayalım burada. Evet. 2-0 öndeyiz. Valbuena gerçekten çok iyi oynuyor. Aman yemeğinim. Dışarıda Kengo Ekoko. Çok güzel vurdu ama dışarıda. Evet, ilk yarı 2-0 bitecek. Şimdi küçük bir sakatlığı var. Kondisyonu fazla etkilemedi. İkinci yarı bakacağım durumuna. Eğer sakatlığı devam edecekse bu çıkaracağım. Galiba evet devam ediyor. 60'lı çıkaracağım bunu. İsteyi kadroya almışım değil mi? Almışım. Evet, puan farkını 1'e indirmek için Bursa virajı var. 41 bin kişi var statta. Stat full olmalı artık yani, şampiyonluk yolundayız ya. Ben evet, Valbuena, ne Valbuena'sı? Şener çıkıyor, İsta oyuna giriyor. Ozan çıkıyor, Jailson'u tekrar alıyorum. Ayevde aklımda bu arada. Evet, kadromuz bu şekilde olacak. Daha azimli arkadaşlar, daha azimli. Belki üçüncüyü buluruz. Daha rahatlamak için. Dakika 75'lere geldi artık. 2-0 öndeyiz. Evet, formüliteden bir değişiklik daha yapalım. Salih Özcan çıkıyor. Orada GRC tekrar uyumda. Son dakikalar artık. Valbuena orta. Şimdi Şikirel direkten döndü. Geri dönen top vuramıyor. Kapattılar önünü. Silimani'ye indirdi. Şikirtel önünde kaldı. Vurdu. Direkten döndü. Kaleciden döndü. Göremedi. Elif Jailson. Şut. Jailson. Biliyorsunuz Jailson ikinci haftanın golünü atan isimde. En güzel golünü atan isimde. Standart Liege attığı gol. En iyi gol seçildi. Ve maçta bitiyor. Fenerbahçe 2. Bursa Spor 0. Valbuena ve Silimani'nin golleri. Ve Galatasaray maçının eyvah 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 Şener yapma. Galatasaray maçının atmosferine girelim artık. Çok önemli maç çünkü. Evet, İsa'yı artık kadroya aldık. Şener bir hafta yok. Galatasaray maçına yetişmiyor.
bir eksik kişi var maalesef. Evet, Fenerbahçe Galatasaray puan farkı sadece 1. Galatasaray 958 puanlayız. Heyecanlı. Çok önemli bir maç. Ölürüz biz gerekirse. Şimdi Galatasaray'a dikkat etmek lazım. Tottenham Napoli eledi. Real Madrid eleniyor Porto'ya. Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta, eski Beşiktaş ve Alex Seles. Bu da eski Galatasaraylı goller atan isim. Alex Seles'i çok beğeniyorum. Sol bek. Ama şu an çok büyük değeri var. Teklif dahi yapamam yani. Şu an anca büyük takımlara gidebilir. Real Madrid. Evet, saniyeleri sayıyoruz. Büyük derbi az zaman kaldı. Paris Saint-Germain Liverpool'u ağır eliyor. Inter de Valencia'yı yerimiş. Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçlar oynanıyor. Leipzig Milan'ı eledi. Bize yazıklar olsun. Milan'ın şu an hali var. Spartak Moskova, Monaco, Chelsea, Sevilla'yı elemiş. Dinamo Kiev, Hoffenheim, Olympique Marseille elenmiş. Arsenal elenmiş, Lazio'ya, Schalke, Lyon elenmiş. Çok ilginç. İlginç sonuçlar olmuş. Milan da elenmiş, Arsenal elenmiş. Evet, çok az kaldı. Derbiye çok az kaldı. Maçı Koray Gençerler yönetecek. 10 maç yönetmiş. Hangi maçları yönetmiş? Bursa Beşiktaş en dereceli, en iyi maç. Önemli olmuyor. Bursa Beşiktaş maçını iyi yönetmiş. Trabzon, Ankara Gücü, başka büyük takımları yönetmiyor. Sadece Beşiktaş maçını yönetmiş. Niye derbi atadı o zaman TFF? Bilinmez. Evet, Geri Rodriguez'e aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Fatih Selim ne demiş bana? Evet, intikam alma gibi düşünceniz var mı demiş. Fatih Selim de ben kendi maçıma bakarım, intikam diye bir şey yoktur falan demiş. Kes lan diyeceğim ben de şimdi ona. Şaka şaka öyle bir şey demeyeceğim. Ama umurumda değil Fatih Selim'in söylediği. Ben de maçıma odaklandım çünkü. Bu arada ikinci bir derbimiz var. Beşiktaş-Trabzon derbisi Cuma günü. Beşiktaş Babel'in golleriyle yeniyor. Şimdi o gün geldi. Derbi havası 17 Mart günü. Saraçoğlu tıklım tıklım dolu olacak bu statta. Mükemmel bir atmosferde oynayacağız. Kesinlikle yenmemiz gereken bir maç. Her şeyi kaybetmeyiz ama eğer üst üste bu galibiyetler gidiyorum. Göründüğü üzere Bursa'yı, Kayseri'yi, Kasımpaşa'yı, Başakşehir'i, Beşiktaş'ı yendikte geldik. Şimdi Galatasaray'la oynayacağız. Bir serimiz var, bozmamak lazım. Yani Galatasaray da boru değil, yani o da seri yapmış. Muslera'nın tahmini bir kadro var. Fernando Emre'nin Yaya Feguli, Geroz'un diye çıkma düşünceleri var galiba. Şimdi Şener antrenmanlara başlamamış, alamam bunu. Giremez. Evet, ben böyle. Galiba bu kadroyla çıkacağım yine. Acaba takım talimatlarını bekleriyle çıkar. Çıkarmasam bir maç. Bu maç çıkarmayacağım. Çizgiyim de noktayı. Kaleyi gördüğümde vur. İçe kat eden adamı gör. Daha iyi atıcılarını yap. Evet, kadro belli. İlk 11'im bu şekilde olacak. Genç isimlere yer verdim. Salih Özcan, bakın 20 yaşında bu çocukta. Barış Alıcı, 20 yaşında. Elif Elmas, 18 yaşında. Bakın 18 yaşında. Jesus Valeo, 21 yaşında. Berke Özel, 17 yaşında. Ben bunlara çok güveniyorum. Gençler bizi ayağa kaldıracak. Hadi çocuklar. Hadi maç başlasın. Ve derbi başlıyor. Kadrolar belli oldu. Evet, kadro aynı çıkmış Galatasaray. Oyun kurulu forvet olarak oynuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, derbi. Çok önemli bir derbi. Yani bu derbiyi kazanmak çok önemli. Bu
arada bu temanın şeyleri sorun olmuştu. Temadan gelen şeyler bunlar. Gerçekten benim beğendiğim Serie A. Şu İtalya şeyi. Hoşuma gidiyor bu. Genelde görüyorsunuz zaten. Bu da Fransız Lig 1'in şeyi. Bu da idare eder. Evet. Soyunma odasında benim yardımcım komşu ben de konuştum artık. Ve sahaya çıkıyor her iki takımla şampiyonluğun iki adayı. Bakalım bu maç çok önemli. Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe. Konsantre olun dedim. Sadece konsantre olalım. Maçı kazanmalıyız. Şimdi bir hata var. Barış. Sesini Barış açtı. Silivani ile bu. Silimani mükemmel bir gol. 1-0 öne geçiyoruz. Şimdi Ista. Hadi ikinciyi bulalım. Valbuena. Solda Hasan Ali kaçmıştı. Şimdi Barış'a mükemmel bir pas. Barış aç. Açtı. Silimani kaçırdı. İslam Silimani kaçırıyor. Çok iyi. Çok iyi. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Saraçoğlu'nda. Şimdi Sera kullandı ve Doğan Diyayir'e uzak karşıladı. Armando dikkat. Albuena al topu oğlum yürü. Yürü. Albuena. Nereye verdin be oğlum? Silimani basıyor. Esus var ya. Silimani'ye doğru. Kırmızı kalmadı. Aman sen de Silimani'ye karşı karşı Berke. Berke. Mükemmelsin Berke. Muhteşemsin Berke. Berke kurtardı herhalde. Aman. Berke yine kurtarıyor. Mükemmel. Bravo! Şimdi İstanbul. Elmas. Barış'ın mükemmel pas. Barış İstanbul'sın. Mane olsak yok. Gol! Gol! Barış açıyor. İstanbul'sın. Mane vuruyor. Elif Elmas'ın güzel pasını da. Bakın şu pasa bakar mısınız? Barış açtı. Silimani vurdu. İki oldu. Yine aynı iki isim. Barış ve Silimani. 2-0 öndeyiz. Derbide. Muslera. Şu ilk yarı 2-0'la bitirmek önemli. Gol yememek lazım. Şimdi Geri Rodriguez. Bu adama dikkat. Adın Diaye. Onyekuru. Güzel. 2-0 öndeyiz. Derbide. İslam Silimani ve Barış Alıcı. Bu adamlar mükemmel. Elif. Ooo! Hakem bu ne ya? Kırmızı kart. Fake gol atıldı. 10 kişi Galatasaray. Her şey çok güzel gidiyor. Her şey mükemmel gidiyor. İlk yarının sonucu. Fenerbahçe 2. Galatasaray 0. 2 tane İslam Silimani. 2 tane asist. Barış Alıcı ve Feguli kırmızı kart gördü. 10 kişi Galatasaray. Stafford. Bu maç böyle biterse lider oluyoruz. Lider oluyoruz. 2 puan farkla. Şimdi İsla. Elif Elmas aman. İşte şimdi ani atak. Onyekuru gidiyor. Onyekuru tek başına. Böyle vursun. Sıkıntı yok. Böyle vurabilir Onyekuru. Her zaman da vurabilir. Valvoyana'ya çıkaracağım. 6.5'da oynuyorum. Andreev oyuna giriyor. Ozan da alt. Ozan'ı kesmeyi düşünüyorum artık. İki oyuncu değişikliği yaptık. Dinamo alalım. Dinamo. Hadi oğlum. Şimdi Galatasaray'ın bir hata var. Martin Inez. Topu kaptık. Silimani. Silimani Andreev. Koşan var Andreev. Salih Özcan. Salih. İslah. Barış. Erik. Mükemmel bir pas. Bas. İslah Silimani etrik etmiyor. İslah atıyor. Çoğun. Mükemmel gol ya. Mükemmel. Muhteşem. Abi şu pozisyonu bakın. Salih. Ceza sahasında İslah. Barış'a verdi. Elif'in pasına bakın. Olsun. Gençler bizi taşıyor. 2 asist Barış, 1 Elif Elmas, 3 tane İslam Silimani attı 3-0. Evet,
Şu an çok iyi gidiyoruz. Maşallah hocam. Maşallah. Maşallah. Pazardayız. Jason. Barış. Hala ataktayız. Barış. İsa yaptı. İsa açı ortada. İsa orta. Sinemani. Doldular. İslam Sinemani 4-0. Barış pasını veriyor Marius'u İsla'ya. Marius'u İsla indiri. İslam Sinemani 4-0. Mükemmel değil mi ya? Sinemani 4 gol. Berke, Barış'a attı Barış. Esas var ya Şikirtel. Dikkatli Rendiya'ya şimdi hızlı geliyorlar. Aferin oğlum ya, siz ne güzelsiniz ya. Topu kapıyoruz. Elif Elmas, Sinemani. Hayır. Beşinci gol çabamız var. Saraçoğlu'nda. Elif. Jason. Şimdi top geçmedi. Şimdi dikkat edelim. Kontra atak. Ndiaye gidiyor. Sağ açıktan gitti. Geçti. Orta açıldı. Açtı Eren. 4-1 oldu. Bado Ndiaye nasıl? Eren. 4-1 yaptı. Eren oyuna girmiş. Biz de oyuncu değişikliği yapalım. Son 10 dakikaya girdik. Barış'ı alkışlatıyorum. Helal olsun çocuk sana. Bravo. Alkışlattık Barış Alıcı'yı. Mükemmelsin sen. Bir genç çocuk kazandık. Bir mi? İki tane. Elif ve Barış Alıcı. Ve artık da maçın sonuna geliyoruz değil mi? Fenerbahçe lider Galatasaray'ı liderlikten indiriyor Saraçoğlu'nda. 4-1 hem de 4 golü. 4'ü de İslam Sinemani'den geldi. Ve maçta bitiyor. Fenerbahçe 4, Galatasaray 1. Mutluyuz değil mi ya? Yani Fenerliler izliyorsa o anlamda söylüyorum. Galatasaraylılar için bir şey diyemeyeceğim. Ben mutluyum açıkçası. Bir takımım, tuttuğum takım liderliğe yükseliyor. 61-59. İslam Sinemani, helal sana. Yani şu bölüm, bu bölümde Kayseri, Bursa ve Galatasaray maçlarını oynadık. Kayseri 2, Bursa'ya 4, Galatasaray 4 gol attı. 1-4. Abi 7 gol atmış adam ya 3 maçta. Vay. Ve Barış Alıcı. Sen ne güzel detaysın. Barış asistlerine devam ediyor. 19 lig maçında 3 gol 8 asist. 8 asist. Neredesin sen? Seni ben bir öveyim. Oyuncuyu öv. Mevcut formu öveceğim. Galatasaray maçı değil. Evet. Duydunuz. Diyor ki ben de kupayı kaldırmayı çok istiyorum. Böyle devam edeceğim diyor. Elif Elmas'ı da öveceğim bu arada. Ama ona son maç hakkında bir övgü vereceğim. Evet, gol yollarında çok iyiydin. Helal çocuk sana. Sinemani'yi de öveceğim. Özellikle mevcut formu. Evet. Ne kadar önemli olduğunu bilemiyorum mu? İslam sen de alemsin ha. Çok önemli lan. Ya bıraksın o işleri. Kızdırmışız Fatih Terim'i de. Evet, 2 hafta var. Erzurum deplasmanına çıkacağız şimdi. Sinemani. Evet, Yablonets'e 3 gol atmıştı Soldado. Şimdi bir rekor geldi Galatasaray maçında. 4 atan Sinemani. Evet, hemen ben hızlıca ilerleteyim, sizi bekletmiyorum. 14 gün var çünkü. Bunu hızlıca geçelim yine müzik eşliğinde hep beraber. Çıkarız biz sokaklara. Oluruz omuz omuza. Çıkarız biz sokaklara. Oluruz omuz omuza. İsterse düşürsünler yerin meşkat dibine. Taraftarın yine arkanda. Taraftarın yine arkanda. Kanarya'ya gönül verdik Naciye.
sevdik, bir Allah'ı bir onu bildik. Ölüm olsa da ucunda, bayrağı ne boğucunda, forman olsun baş ucunda, feder yazsın mezar taşında. Evet, maça geçeceğiz de çok kötü şeyler oldu tabi siz görmediniz. Şikirtel 4 hafta yok. Salih Özcan 4 hafta yok. Tolga Ciğerci 4 hafta yok. Üçü de sakatlık geçirdi. Berke Özer antrenmandan kaçtı, gelmedi. Antrenmandan kaçtı. Onu kesiyorum, direkt kesiyorum ben de. Volkan Kale'ye geçiyor. Tolga Ciğer sakat, Şenri İsla'da değiştiriyoruz. Salih Özcan maalesef sakat, Jails'ın oynayacak. Uzan'ı da kesecektik. Şimdi nasıl keseceğiz onu düşünüyoruz. Diego Reyes oynayacak Şikirtel'in yerine. Şimdi Uzan'ı kesme durumumuz ortadan kalktı. Evet, buraya döndük. Yani Şikirtel'in de Diego Reyes, Şener İsla'nın yerine oldu. Berke Volkan'ın yerine geçti. Berke hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Antrenmandan kaçtı, üzgün. Paris Saint-Germain istiyor. Çok zor onun işi. Artı olarak maalesef Salih Özcan sakatlandı. Jailson tekrar oyuna giriyor. Tolga Ciğerci sakatlandı. Yani resmen 4-0'ın intikamı mı bu? Ne ya, oğlum anlamadım. Bir sürü olaylar oldu. 3 sakatlık bir antrenmana gelmeme. Önemli. Şimdi Erzurumspor'la deplasmanda oynayacağız. 17. sırada Erzurum kadromuza bu şekilde, fakat Barış Alıcı'nın %84 bir kondisyonu var. Şimdi oynasın, onu büyük ihtimalle ikinci yarı çıkaracağım. Evet. Talimatları düzenleyelim. İçi kat eden adamı gör, iyi oldu aslında. Bu maçı da aynısını uygulayayım. Evet, Galatasaray maçının aynısını uygulayacağım. Böyle karar verdim. Hadi bakalım. Evet, süper gittiğimiz bir seri var. Galatasaray maçını kazanmamız çok önemliydi. 4-0 kazandık. Şimdi Kazım Karabekir stadında bir Erzurum maçımız var. Galatasaray maçı kadar önemli artık bu maçlar. Maç başladı. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Biz Nisan ayında değil miyiz lan? Şimdi orta geldi bizim tarafımızdan. Ama şimdi Erzurum'un takta. Dikkat edelim, dakika 1. Evet, ilginç bir şut geldi. Nisan'da değil miyiz? Yok, Mart'taymış. Tamam canım, 31 Mart'taymışız. Nisan'da kar yağıyor. Şimdi Ozan ve gol! Offside var mı, yok mu? Var, evet. Sevinmedim. Offside belliydi. Biraz öndeydi Ozan. Evet, -6 derece şu an hava. Kar yağıyor. Nisan ayında Erzurum'da. Şimdi bir hatamız var. Jailson. Ozan. Sağ tarafı gör. Şener. Barış. Barış git oğlum. Barış açtı. Slimani'ye gelmedi. Jailson. Yine Barış. Barış aç. Yine gelmedi. Ozan. Şut. Dışarıda. Şimdi Erzurum'un bir hata var. Orta bombeli. Şey. Bu maç bunu uygulayamam. Ben ileri çıkmak lazım. Mevkiden bağımsız oyna. Şöyle yapacağız. Evet, bitkin görünüyor. Barış'ı çıkaracağız mecbur. İkinci yarı Barış yok. Yalnız rehavete mi girdik abi hiç? 10 şut çektik, okey tamam da yani bir pozisyon yok ya. Evet, Barış Alıcı çıkıyor. Alper. Evet, Alper girecek. Girsin mi? Alper oyuna girecek. Okey. Hadi bakalım. Bu maçta nedense korkuyorum. Hadi. Gol atmamız lazım. Şimdi Alper. Ooo! Lokman atıldı. İkinci sarıdan atılıyor. Erzurum 10 kişi. Balbuena.
Jailson, Valbuena. Niye geri dönüyor Valbuş? Şimdi Jailson, Valbuena, Elif. Diego Reyes de çıktı. Jailson, Ozan. Top çeviriyoruz. Şimdi Alper sağdan kaçını gör, Şener'i gör. Görmedi Elif. Elif, Elif Valbuena. Gelmedi. Hadi daha hızlı, hadi. Jailson, Ozan. Ozan nereye Ozan? Düzgün oyna ya. Elif, hızlı oynuyoruz. Valbuena. Valbuena aç. Açtı. Alper indirdi. Gelmedi. Gıcık tutu burada. Gol. Gol. Alper atıyor. 1-0. Asisti yapan oyuncu Jailson. Evet, gıcığımla uğraşırken yapa. Jailson. Gelişine Alper vurdu. 1-0. Güzel. Zaten Erzurum 10 kişi. İkinciyi hemen bulmalıyız. Ben bu arada değişiklik yapacağım. Elif %70'e kadar düştü. Yasin'e benziyor. Girecek ve Ozan'ı çıkarıyorum. Gel gör ki kim girecek. Kimse yok orta sahada. Valbuena çıkıyor. Ayev giriyor. 6.4 ile oynuyor ya. Valbuena. İyi oynuyor, bir kötü oynuyor bu adam ya. Erzurum'da 1-0 öndeyiz. Karlar şehrinde. Karlar yağıyor. Evet. Alper'in golü, 1-0 öndeyiz. Şimdi bir atak mı izleyeceğiz? İkinci sarı. Evet. İkinci sarıdan atılacak. Erzurum 9 kişi. Erzurum 9 kişi kaldı. Sert oynuyor Erzurum. Evet. İkinci gol için saldırıyoruz. Aman böyle saçma gol yemeyin. 9 kişiler. İyi. Volkan kaledi bu arada. Berke antrenmandan kaçtı. Paris Saint-Germain'e gitmek istiyorum diye. Onu cezalandırıyoruz. Jailson, Alper. Alper açtı. Slimani. Ah, Slimani. Son 3 haftadır 7 golü var. 3 maçta. Bu hafta atamıyor mu yoksa? Güzel. Yürü Hasan Ali. Yürü oğlum. Ne yapıyorsun Hasan? La yürüse. La yürü yürü. Şimdi Jailson. Alper. Ver sağa. Vermedi. Slimani. Gol mü? İnanılmaz çıkardı kaleci. İnanılmaz çıkardı. 90+2'deyiz. Şener. Alper. Alper penaltı bekliyoruz. Vermedi. Vermedi İtalyan. Diego Reyes. Artık 90+5'e girdik. Maçta artık bitmek üzere. Yasin'e benziyor. Orta uzaklaştırıyor Erzurum. 9 kişi artık Erzurum'da, yani defans yapıyor. Çıkacak halleri yok. Alper. Açtı. Kimse yok. Şener. Bir daha açtık. Ozan'a verdi. Ozan. Şut. Kaleci Sehiç. Artık maçın da sonuna geliyoruz. Bu virajdan da 3 puanla dönüyoruz. Mükemmel bir seri yakaladık. Gerçekten mükemmel. Şimdi birazdan göstereceğim şu maç bitiminde. Alper'in golüyle Erzurum'u yeniyoruz 1-0. Önemli. Şimdi Galatasaray maçı ne olacak, ona da bakacağız. Valbuena mı? Evet. Şimdi şu seriye bakalım beraber. Bir Süper Lig'i seçeceğiz. Bakın arkadaşlar, seriye bakın. Sadece Süper Lig maçları. En son Galatasaray deplasmanında yenilmişiz. Sonraki maçlar. 3, 6, 9, 12, 15, 17 maçta sadece 2 beraberlik, 15 galibiyet aldık. Evet. Ne diyeyim? Mükemmel. Şampiyonluğu hak ediyoruz. Çok kötü başladık. Şöyle son 4 hafta galibiyet aldık. İlk 4 hafta görüyorsunuz. Konya, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa. Sonra iyi başladık. Galatasaray'a takıldık. Sonra bayır aşağı gidiyoruz. Mükemmel. Evet. Bu bölüm 4 maç oynayacağız demiştik. Kayseri'yi 4-0, Bursa'yı 2-0, Galatasaray'ı 4-1, Erzurum'u 1-0 yendik. Ve şimdi haftayı bitirelim ve puan durumuyla kapatalım. Diğer bölüm yarın olacak. Cuma günü. Ve cumartesi canlı yayınla sezon finali yapacağız. Şampiyonluk mu kutlayacağız yoksa bir klasik olan yine Galatasaray'a son şeyini kaybedecek miyiz, göreceğiz.
Galatasaray maçı mı var bugün? Pazartesi maçı mı göreceğiz? Galatasaray burada puan kaybederse... Galatasaray Bursa. Hadi Bursa! Hadi oğlu! Evet, maçın sonucu... Galatasaray 2-0, Rafa. Evet, bir kiralık oyuncu Benfica'dan. Rafa, bunu biz tabii ki Fener'e karşı izlemiştik. Şampiyonlar Ligi elemesinde. Genelde sonradan oyuna giriyormuş. Evet. Puan farkı hala 2. Ama gel gör ki lideriz. Lideriz. Yani ipler bizim elimizde. Tüm maçlarımızı kazanırsak kesinlikle şampiyonuz. Gel gör ki tüm maçlarımız neredeyse kaç maçlık seri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de 8 gidiyoruz. 8'de 8. Evet. 10. bölümünde sonuna gelelim. Yarın 11. bölüm yayınlanacak. 12. bölüm sezon finalinde cumartesi canlı yayında olacak. Fikstüre bir, pardon, Süper Lig'e bir bakalım beraber. Şöyle bakalım. Lideriz. Bu bölümde liderliği aldık. 64 puanlı lideriz. Galatasaray 62, Beşiktaş 47, Konya 46 diye gidiyor. Başakşehir gerçekten kötü gidiyor. 41 puanda. Yani kötü bir tablo. Ve diğer gün yarın Sivas'la evimizde oynayacağız. Şikirtel yok, Salih Özcan yok, Tolga Ciğerci yok maalesef. Göztepe deplasmanı, Trabzon'la kendi evimizde ve Ankara Gücü deplasmanına çıkacağız. Bu 4 maç çok önemli. Bu 4 maçta da 4-4 çıkarırsak bence şampiyonuz. Yani o gazla şampiyonuz. Şu an büyük bir gaz aldık zaten. 8'de 8 gidiyoruz. Şu 4 maç çok önemli. Öbür bölüm. Ve cumartesi günü Akhisar, Rize ve Alanya'ya oynayacağız. Şampiyonluk için. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Diğer yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.